AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, BİGA'da bir dizi temasta bulundu. Önce bir iş yerinin açılışına katılan Turan, kent gündemini de değerlendirdiği açılış konuşmasına Çanakkale, BİGA, Gelibolu ve Ayvacık'ta yapılan yatırımları aktararak başladı. Turan, Türkiye'nin en büyük yat serbest bölgesinin BİGA'da kurulacağını yeniden aktararak bölgenin büyük katma değer sağlayacağını belirtti. BİGA'mızın Bandırma hattı üzerinde sahilde devasa bir koyu var. Bölgemizin Ege, Akdeniz, İstanbul dahil bütün yat limanları dolmuş durumda. Ve muazzam fiyatlarla o bölgelerde bağlama tamir imkanı bulunmakta. Şimdi diyoruz ki BİGA neden bir Çeşme gibi olmasın? BİGA neden bir Göcek gibi olmasın? Neden İstanbul'a yakınlığı başta olmak üzere bu imkanlar değerlendirilmesin? O bölgede de kurul kararını aldık. İnşallah yakın zamanda daha da rahat, daha da ayrıntılı duyacaksınız. Bölgemizin yat serbest bölgesini inşallah kuruyoruz. Bu konuda kuru kararı almak ok yaydan çıktı demek. Biz de ok yaydan çıkmışsa mutlaka yol devam edecek demektir. BİGA'mıza serbest bölgenin, yat bölgesinin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Turan konuşmasında Çanakkale'nin muhalefet milletvekillerini de eleştirdi. Bu gelişmeler yaşanırken polemik, tartışma, kavga hepsi baş tacı olabilir. Ama biz dört vekiliz. İkimiz buradayız. Ben Çanakkale'nin ruhunun attığı yerlerde bütün milletin emanet oylarıyla iş yapan arkadaşlarımızın da ne yaptığını sormanızı isterim. BİGA'lıları soruyorum. İsveç'te bir kriz oldu. Maalesef Kur'an-ı Kerim'le ilgili hepimizi rahatsız eden bir süreç yaşandı. Az sonra basın toplantısında değerlendireceğiz bunların hepsini. Söylemek istediğim şu. Çanakkale'nin diğer iki vekili bu konuda ne yaptı? Size sormak istiyorum. Daha ötesi. Bundan 15 gün önce dağda PKK'larla fotoğraflı vekilini düşürdük biz. Biz iki vekil evet düşürün dedik. Çanakkale'nin sorulması lazım. Diğer iki vekil ne yaptı? Bunu sorulması lazım. Yakın zamanda polise tokat atan vekil iddiasındaki insanların da dokunulmazlığı gündeme gelecek. Şimdiden söylüyorum. Çanakkale vekilleri bu konuda ne yapacak? Turan'a açılış ve ziyaretlerde AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da eşlik etti. Güzel işlerimizi tekrar BİGA'mıza, ailemize ayrılmamız ümidiyle. Ya Allah'ım bismillah. Buyurun.